ciddi anlamda gelişmeye maruz kalırken bir taraftan da siyaset ve tasavvufun üzerinde kıskacında alan daralmasına uğramış bir akideye dönüşmüş. Dediğimiz olgu eşarilikte iki kademeli bir şekilde var. Bir defa standart çerçevesi belirleyen bir akıl, bu akıl adeta eşarilik akıl yokmuş gibi, akıl karşıtı en azından bir söylem varmış gibi bir söylem kendisi dile getiriliyor. Halbuki bu kalbin imanını maturidiler, sonraki maturidiler geçerli görür iken, eğer akıl kullanılmayacaksa, akıl yürütme en azından kullanılmayacaksa, akıl yürütmeye başvurmadığı için mukallidin imanını geçerli kabul etmiyor eşariler. Peki o zaman nasıl bir, yani biz akıl karşıtı en azından eşarilikten bahsedeceğiz? İşte bunun benzeri özellikle bir hadise marifetullah'ın aklen vacip olmadığında düğümleniyor. Marif ya da müstahil ya da müteri olarak nitelendirdiğimiz varlığı mecburen düşünmesi gereken yol acizdir. Aklı belli bir noktada öteye gidebilmesi mümkün değildir. Ve vahye ihtiyaç peygamberin getirmiş olduğu vahidir şeklinde. Yani dolayısıyla bir ara çözüm görüşleri farklılaşabiliyor. İman meselesi bunlardan bir tanesi. Mesela bu noktada üç farklı çizgi var. İbn-i Kürtülleri de işine geliyor. Çünkü onları da en azından böyle din anlayışı ya da din algısı açısından anlıyor. Bunların hangisi doğru, hangisi yanlış? Bunlar farklı çünkü tartışma birazdan Mehmet Hocam nereye getirecek için ibadenin eşyaya ait olmayan eşyaya içerisindeki bunlar diyorlar ki hata eksilir. Ama tam bir şekilde görüyoruz. Yani İsterani çizgisi bu arada Cüveyniki, Gazali'yi, hani Şehristani'yi böyle ilgili parçaları gibi düşünecek olursa Fahrettin Razi'yi yani kelami çıkışı ya da soru cevap faslıyla belki de anlatayım. Siz nasıl bilseniz vakit ne oldu hocam? Tamam. Ben çok yani teşekkür ediyorum. İslam Toplum Milli Görüş İrşat Başkanı olarak yıllardan beri geleneksel olarak her yıl yapmış olduğumuz panellerden bir tanesi de bunu gerçekleştiriyoruz. Bugünkü panelimiz beşincisini gerçekleştirdik. Bu sene İmam Eşari ve Eşarilik konusunu ele aldık. Geçen yıl İmam Matur ve Maturidilik'ti. Daha önce gidip İmam Ebu Hanife ve Hanefilik konusunda. İlk panelimiz Kur'an ve Kur'an'ı anlamak konusunda gerçekleşmişti. Bu sene de İmam Eşari ve Eşarilik konusunda gerçekleşmiş olduk. Bununla ilgili de panelistlerimizi Türkiye'mizden Yüzide hocalarımızı çağırmış olduk. Profesör Mehmet Aydın hocamız var. Mehmet Kalaycı beyler var. Profesör yine Cafer Dağdaş Bey Uludağ Üniversitesi'nden. Burada kendilerine verilen konular üzerinde bugün bu paneli gerçekleştirmiş olduk. Yine Türkiye'mizden ama Avrupa'da da yetişmiş olan kendisi bildiğim Salih Aydın hocamız da zaten panelin sunumunu gerçekleştiriyor. O da takdimini yapıyor. Dolayısıyla bugün bu çalışma yapmış olduk. Panelin başında zaten İrşat Başkanımız Celil Yalın Kılıç hocamız bir sunuş konuşması yaptılar, açılış konuşması yaptılar. İnşallah nihayetinde Genel Başkanımız Kemal Ergün Bey bir teşekkür konuşmasıyla da paneli sonlandırmış olacağız. Karşılaştıkları durumlar da bunda etkili. Fakat bugünkü şeye bakarsanız mesela bir takım insanlar bir takım hocaların peşinden gidiyorlar. Fakat öyle bir katiyetle inanıyorlar ki işte, yani Allah katında hakikaten bu bizim imanımız, amellerimiz makbul olur mu, olmaz mı? Sinirlendirilmiş. Determinizmden şüphe duymuştur. Özellikle tabi Fahrettin Razi'ye geldiğinizde şüpheciden imamı olarak ifade edilen bir zat. Evet, ismim Mustafa Uzunoğlu. Köln bölgesi, İslam Toplum Milli Görüş Köln bölgesine bağlı Novit Cemiyeti'nin cemiyet başkanlığını yürütmekteyim. Teşkilatımızın bu ordine ettiği, 5 senedir uyguladığı bu mezheplerle alakalı, imamlarımızla alakalı program gerçekten çok olumlu. Şu anda neslimize büyük bir ışık tutuyor. Manevi ve İslam yaşantıda gerçekten bizlere büyük bilgiler veriyor. Bu programların daha kaliteli, daha seyredebilir bir şekilde yapılması açısından gerçekten büyük bizlere çok görev düşüyor. Bizler de bunu burada anladıklarımızı inşallah cemiyete gittiğimiz zaman cemiyetimize indirip onlara güzel bir şekilde mezheplerle alakalı, imamlarımızla alakalı bilgileri sunmaktayız. İnşallah bu programımız hayırlara vesile olur. Biz
ümmeti Muhammed'in, Müslümanların birlik ve beraberliği inşallah vesile olur. Hasreten teşkilatımızı tebrik ediyor. Bu çalışmada görevde başarılar diliyorum inşallah. Allah razı olsun. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'nın Bürül Şubesi İmam ve Hatipliği görevini yapmaktayım. Şu anda hiç değinilmeyen bir konu olan, itikatta ikinci büyük mezhep olan Eş'ari mezhebinin dillendirilmesi, gündeme getirilmesi, bu kavram kargaşasına cevap verilmesi konusunda çok önemli dipnotlar düşüldü, çok ciddi bilgilendirilmeler oldu. Biraz sonra da soru faslına geçilecek. Teşkilatımızın bu çalışmalarından dolayı ben her şeyden önce yetkilileri, bu organizeyi tertip edenleri tebrik ediyorum. Saygılarımla. İsmim Abdullah Döer, Mannheim Çarşı Camii'nde görevliyim. Bugünkü panele davetli olarak gelen hocalarımızdan birisiyim. Panel oldukça faydalı geçti, güzel faydalandık. Konuklarımız hem eleştirel hem karşı görüşleri bir arada değerlendirdiler. Ve bizim için bir kapalı ya da müphem olan konuları daha yakinen işin ehli hocalarımızdan dinledik, faydalandık. Bunu tertip eden genel merkezimize, başta Kemal Ergün hocamıza ve İrşad Başkanı Celil Yalın Kılıç hocamıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. İsmim İshak Karabaşan. Bu böyle bir organizasyonun yapılmasından memnun olduk. Tabii gerçekten bilmediğimiz, duymadığımız konular değinildi, konuşuldu. Gerçekten çok güzeldi, faydalandık. Allah razı olsun yapanlardan.